Bakın, insanlık sadece hakikati kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya değil. İnsanlığın derdi kalmadı, meselesi kalmadı. Meselesizleşti insan. Meselesizleşti, meselesini kaybetti. Meselesi olmayan bir insanın mesuliyeti olmaz. Meselesini yitiren bir insan mesuliyetini yitirir. Tamam mı? Mesuliyetini yitiren bir insan da sual sorma kabiliyetlerini kaybeder. Tamam mı? Yani mesele, bakın bu benim geliştirdiğim medeniyet fikrinin kavramı, her kilit kurucu kavramı bu üçlü sistem üzerinden inşa ediyorum ben yeniden. Bu motto. Mesele Mekke sürecidir. Mekke sürecinde mesele sahibi olur bir mümin. Dolayısıyla ilim yolculuğuyla ancak mesele sahibi olabilirsin. İkincisi mesuliyet Medine sürecidir. İnsan Medine'de bir mesuliyetle donanır. Ve dolayısıyla sadece Mekke'de kendini düşünmez, Mekke'de olduğu gibi. Yani kendi şahsiyetini, kendi inancını, kendi dilini kurma kaygısıyla hareket etmez. Aynı zamanda, yani bir red çabası var orada aynı zamanda. La ilahe illallah, Medine sürecinde Muhammedur Resulullah esprisinin hayata geçirilmesi lazım. O meselenin insana yüklediği bir mesuliyet var, o mesuliyeti hayata aktarması lazım. Üçüncü aşama Mekke artı Medine eşittir. Medeniyet sürecidir. Medeniyet süreci de sual sorma yolculuğudur. Tamam mı? Mesele, mesuliyet, sual üçü de aynı kökten türeyen kavramlar. Bunu da altını özellikle çiziyorum. Yani dolayısıyla sual sorma kabiliyetine sahip olan kişi mesuliyetini müdrik olan kişidir. Mesuliyetini yitirmiş bir kişi meselesini yitirir. Meselesini yitiren bir kişinin sual sorma kabiliyetleri iflas etmiştir. Çünkü mesuliyetini değil. Tabii derdini kaybetmiştir. Dertsizdir. Tamam mı? Yani dolayısıyla tam anlamıyla hazların hapishanesinde tam Aldous Huxley'in söylediği gibi, Aldous Huxley New Brave World romanında dehşet anlatır bunu. Yeni Cesur Dünya romanında. Yani insanlara öylesine zulmedilecek ki, postmodern dünya, insanlara öylesine zulmedilecek ki, insanlar bu zulümden acayip haz duyacaklar, keyif alacaklar. Celladına aşık edilecek insan. Yani insan kendisini katleden eşyaya, dünyaya ve insanlara aşık olacak. Tamam mı? Yani sevdirilecek o eşyalar, dünyalar ve dolayısıyla insanlar, insanlığı, hakikati, varlığı katleden mahlukatlar veya işte varlıklar, aletler neyse. Dolayısıyla Stockholm sendromuna gidecek diyorsunuz. Tabii yani bayağı ciddi bir şey bu. Yani gidiyor tabii. Dünya hatta tabii. Gitti tam ortasındayız herhalde. İnsanlık tam ortasındayız ve insanlık duyarlılıklarını, duyargalarını yitirdi ve duyarlılığını kaybetti. Duyargalarını yitirdi ve duyarlılığını kaybetti. Duyma melekelerini, düşünme melekelerini kaybetti. Yani bu dromokrasi dediğimiz şey, dromokrasi